أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما İhlas ve Felak surelerinin tecvid tahlilleriyle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce İhlas suresini ele alacağız. Ardından nasip olursa Felak Suresi ile devam edeceğiz. Başlayalım hemen. İhlas Suresi Besmele-i Şerif ile başlıyoruz. Hemen buradaki tecvid tahlilleri yapalım. Bismi kelimesinde bir hüküm yok. Bismillahi derken teşdit gunne lamda teşdit gunne ve aynı zamanda meddi tabi'i ve lafzatullahın hükmü ince. Bismillahi. Geçişte hirrah derken hükmürra kalın, idgamı şemsiye. Lam-ı tarifin idgamı rahmani. Mim'de meddi tabi'i. Nirra. Hükmürra kalın. idgam şemsiye. Yani lam-ı tarifin idgamı rahim. Meddi arz. Devam ediyoruz. Kul huvellahu. Şimdi burada huvellahu. Lafzatullah burada kalın okunması gerekiyor. lamı Teşdit bila gunne. Bir elif miktarı uzatıyoruz ve lafzatullah kalın demiştik. Yani a sesiyle okuyoruz. Hüvellahu yani a sesiyle okuyacağız. İlk kelimede kul diye bir okuma olabiliyor. Dikkat edelim. Yani kaf harfi kef olarak okunmasın. Buna dikkat ediyoruz öncelikle. Kul, gu. Kalın harf olması ve damme harekesi alması hasebiyle U sesiyle okuyoruz bu kelimeyi. Kul, kul değil mi? Evet Lam'ın cezmini gördük burada. Lam burada sakindir. Dikkat ediyoruz burada. Lam'ı okurken dilimizi hemen bırakmıyoruz. Ne olur? Hareke vermiş gibi evet. oluyoruz bırakırsak. Şöyle. Kulü, kulü hüvallah. Kulü değil. Kul hüvallah. Kul hüvallah. Yine burada vava dikkat ediyoruz. Geçişte evet. Yani çok ince veyahut çok kalın değil. değil. Kulhu ve 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 değil mi? Kulhu vallahu. Son kelime ehad. Ehad. Evet. Dal da evet. Dal harfinde kalkale sıfatı var. Şimdi burada ha harfine yine dikkat ediyoruz. Heyle kar. karıştırmıyoruz. Şöyle bir okuma var. Ehad. Hatta kalkale sıfatını icra ederken de Buna da dikkat ediyoruz. Çünkü şöyle, şu kelime şöyle okunursa doğru bir okuyuş değil. Ehad, ehad değil. Veyahut ehad, ehad yani ha'yı çıkarıp kalkale yapmazsak yine kural hatası yapmış oluruz. Yani hem ha'ya hem de ha'dan sonra gelen dal harfine ki burada sakindir, sakin olduğu zaman da kalkale sıfatını icra ediyoruz. Dikkat ediyoruz, acele etmiyoruz. Şöyle ehad ehad çok fazla patlatmıyoruz, değil mi? Evet. O zaman hareke vermiş oluruz. Şöyle ehad ehad hani kalkale iyice çıksın diye uğraştığımızda hata etmiş oluruz. Evet, çok abartmıyoruz demiştik daha önceki derslerimizde de. O yüzden normal bir şekilde aşırıya kaçmadan kalkalemizi yapıyoruz. Ahad, ahad. Bu kadar. Okuyalım bu ayeti kerimeyi. Kulhu Devam ediyoruz ikinci ayeti kerimeyle. Allahu, Allahu. Burada lafzatullah teşdit bila gunne. Lam. Lamda teşdit bila gunne. Aynı zamanda meddi tabii ve dikkat edeceğimiz evet lafzatullahın hükmü burada kalın okunması gerekiyor. Zira Evet, Elif var burada. Elif harfi geçiş yapıyoruz. vasıl yaptığımız anda artık kalın okuyoruz. Evet. Çünkü fetha harekesi aldığı için. Allahu. Yani şimdi şu da var. Allahu. Allahu. Bu bu kelimenin lafzatullah'ın Türkçedeki karşılığı bizim telaffuz ettiğimiz Allah kelimesidir. Ama Arapçada Direkt olarak bu lafzayı celali okurken yani öncesinde bir hemze varsa o zaman biz bunu allahu şeklinde değil e, allahu bu eliftir. Dolayısıyla biz burada a sesi veremeyiz. Evet. Burada kalın olan durum lamdır. Lam burada kalın olarak okunuyor. Yani bizim burada a sesini verdiğimiz harf şeddeli olan lam harfidir. Yoksa bu elif harfi değil. Elif ince bir harftir. O yüzden Allahu samed, Allahu değil de e, Allahu. vasl ediyoruz burada bu he'yi şeddeli olan sada. Allahu sa derken burada idgamı şemsi. İdgamı şemsiye, la tarifin idgamı samed derken yine Kale. dalde kalkale sıfatı var. Şimdi burada yine sat harfine dikkat edeceğiz. Çünkü bu sin harfi değildir. Şöyle Allahus samet samet Allahus samet biraz daha bastırıyoruz buradaki saat harfine. Allahus samet hussa a sesiyle istila harfidir. Fetha harekesi aldığı için kalın olarak okuyoruz. Allahus samet samet yine burada birinci ayeti kelimenin sonunda olduğu gibi şöyle bir şey var. Şunu bu bir kaydedir diyeceğiz ki İhlas suresinin her ayeti kerimesinin sonunda kalkale sıfatı vardır. Kalkale kuralı vardır. Bunu böyle ezberleyelim önce. En azından aklımıza gelir. Bu sureyi okurken ha İhlas suresinin her ayeti kerimesinin sonunda yani her kelimenin sonunda biz sakin durduğumuzda, vakıf yaptığımızda kalkale sıfatı vardır. Hakeza bunun gibi mesela Kureş suresi şunu diyebiliriz aklımızda bulunsun. Kureyş suresinin her ayetinin sonunda meddiliğin kuralımız vardır. ha tamam. Eğer ben bu sureyi okuyorsam veya okuyacaksam unutmuyorum. Evet bu surenin her ayetinin sonunda meddiliğin kuralı var. Bu da yardımcı olur bize. O yüzden önemli. Bir de burada dammeden fethaya geçiş esnasında haliyle dudaklar da geri çekiliyor. Allahus-s. allahus Evet. Yine az önce söyleyecektik. O kaideyi hatırlattık. Burada yine kalkale sıfatını gerçekleştirirken abartmıyoruz, değil mi? Hareke vermekten kaçınıyoruz. Yani usamed. Samede yani fetha sanki fetha harekesi var gibi okumayacağız. Bu abarttığımız için oluyor kuralı yerine getiriyoruz ve devam ediyoruz. Allahu samed samed evet devam edelim. Lem yelid <Sessizlik> lem ye mimin izharı izharı şefevi lem yelid yine dalda dal harfinde kalkale sıfatı lem yelid ve lem yu derken mimin izharı yani izharı şefevi diğer bir adıyla dudak izharı yani izhari şefevi ne demek? Dudak izharı demek. Yani mimin sükunluğunu açık bir şekilde telaffuz ediyoruz demek bu. Lem yelid ve lem yulad yu meddi tabi'i led kalkale. Evet dal harfinde yine kalkale sıfatı. Dikkat edeceğiz geçişlerde mimin yani sakin olan mimi okuduktan sonraki geçişlere ve burada yine vav wow harfine dikkat edeceğiz. Lem evet, yelid yani ve LEM yelid VE LEM Değil mi? Evet. Ha burada da dikkat edeceğiz. Hareke vermekten kaçınacağız. Yani abarttığımız zaman zaten bu hareke ortaya çıkıyor. Dolayısıyla abartmadan, aşırıya kaçmadan bu dal harfini güzel bir şekilde çıkarıyoruz. Yani hakkı Halkı neyse onu vereceğiz değil mi? hocam? Ne altını ne üstünü daha Tabii fazla ki. verirsek hareke vermiş oluyor. Şimdi evet bir mertebe diye bir şey var. Ölçü diye bir şey var. Değil mi? Özellikle bu... Tecvid ilminde her harfte, her kelimede biz bununla karşılaşıyoruz. Zaten e, bu ilmin ana kuralı bu. Mertebe, mertebeye dikkat etmek, ölçüye dikkat etmek. Eğer biz burada bu kalkale iyice çıksın diye bu sükunluğu haddinden fazla yaparsak o zaman mertebeyi bozmuş oluruz. Yani ölçüyü kaçırmış oluruz. Dolayısıyla hiç abartmadan yulende... Yüledi. Abartırsak yüledi. Tam çıksın. Yüledi değil. Yüledi. Okuyoruz bir daha. Lem yelid ve lem Devamında son ayeti kerime. Ve lem ye. Yine mimin izharı. izharı şefevi ve. Ve lem ye kulle derken idgam bilagunne. Sakin nun lama uğramış. Evet ve lem yekullahu zamir med ile bir elif miktarı uzatıyoruz. Kufu ven e izharı mutlak. Evet. dendiğinden sonra izhar harflerinden hemze gelmiş değil mi? Son kelimede yine <laughs> Dal harfinde kalkale sıfatı. Yine burada ilk ayeti kerimenin sonunda olduğu gibi aynı kelime ve aynı şeyleri çok kısa tekrar edip geçelim iki husus var dikkat etmemiz gereken. Birincisi ha harfi bunu h olarak okumaktan kaçınıyoruz. Bu harf h değil ha. Boğaz harfi olan ha harfidir. Sonda da yine kalkale sıfatını gerçekleştirirken aşırıya kaçmadan sakin bir şekilde durarak okuyoruz. Kufuven ahad Kufuven ahad bu kadar. Evet. Son ayet-i kerimeyi okuyalım. Sonra inşallah Felak suresiyle dersimize devam edelim. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدًا Bir daha okuyorum. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدًا Böylelikle İhlas Suresini bitirdik. Tabi e, surenin tamamını inşallah dersimizin sonunda tekrar okuyacağız. Devam ediyoruz. Felak Suresi ile. Bismillahirrahmanirrahim yine hızlı bir şekilde yapalım. Besmele-i Şerif'i Bismide herhangi bir hüküm yok. Bismillahi lafzatullah taki lam teşdit bila gunne ve meddi tabi'i hükmü incedir. Lafzatullah'ın hükmü ince. Bismillahi Geçişte hirra hükmü ra kalın idgamı şemsiye la tarifin idgamı rahman Bim'de meddi tabi'i Nirra hükmü ra kalın ve idgamı şemsiye rahim. Meddi, ar. meddi arız. Meddi Devam ediyoruz. Birinci ayeti kerimeyle. yine gul kelimesi var. Gul e'udu e'u meddi tabi'i zu bi rabbi hükmü ra kalın rabbi b'de idgamı misleyin bilagunne bi rabbil la mutarifin izharı değil mi? Halka. Evet. İzharı kameriye. Felaq. Kalk. Evet. Kafta kalkale sıfatı. Şimdi yine kul kelimesine dikkat ediyoruz. Kul şeklinde okumuyoruz. Bu harf kaf harfidir. Kef değildir. Kalın olması hasebiyle damme hareke almış u sesiyle. Kul. Kul. E kul. Şimdi bu tabi cezme burada yine dikkat ediyoruz. Önemli. Hareke vermekten kaçınıyoruz. Bu dilimizi hemen bıraktığımız için oluyor. Dilimizi hemen bırakıyoruz. Harekeye dönüşüyor. Biz elimizde olmadan bu gerçekleşiyor. Evet. Ama cezmi okursak yani hakkını verip geçersek bu öyle olmaz. Kul, kul e'u yani şöyle değil. Kulü, kulü e'u değil. Kul e'udu. Eûzu kelimesinde yine dikkat etmemiz gereken iki mesele var. Birincisi yine ayın harfi. Bu Bunu yani şu yanlış bir okuyuş olur. Sıkça yapılan hatalar arasındadır. Eûzu. Eûzu. Doğru değil. Yani hem ayın hem de peltek olan v harfine dikkat ediyoruz. Evet. Eûdu. Kul eûdu değil mi? Ha yani eûzu doğru okuyuş olmaz. Şimdi zaten genellikle peltek olan harflerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet. Yani onları genellikle keskin okuyabiliyoruz maalesef. Bu dikkatsizlikle alakalı bir şey. Yoksa bilmediğimiz için değil. Her harfin mahreci bellidir. Sıfatı bellidir. Okunuş şekli bellidir. İnceliği, kalınlığı, harekesine göre bellidir. Dolayısıyla görerek, hissederek okuyoruz. Tanıyarak bilinçli bir şekilde Kulaktan dolma değil. Eûzü. Eûzü. Değil mi? Evet buraya dikkat ediyoruz. Devamında bir Rabbil. Şimdi burada dedi ki la tarifin izharı yani izharı kameriyye. Yine burada hareke vermekten kaçınıyoruz. Genellikle yine bütün sükunlu olan lam harflerinde bu kuralımız geçerli. Bu hatırlatmamız geçerli. Yani şöyle değil. Bir Rabbili, bir Rabbili felak değil. Bir Rabbili bil bi rabbil Hakeza son harfte kaf harfinde dedik ya kalkale sıfatı var bunu da kef olarak okumaktan kaçınıyoruz Şayet vakıf yapıyorsak yani bi rabbil falaq değil bi rabbil falaq 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 Çok abartmıyoruz falaqo değil Bu da çok ağır zaten Dolayısıyla yani ses de ağır. Çıkan ses de ağır. Çünkü neden? Kaf zaten kalın bir harftir. Bir de burada vakıf yaptığımız için dolayısıyla kalkale sıfatı olacak. Dolayısıyla yine burada kaf harfine dikkat ediyoruz. Şimdi bu ayet kelimeyi okuyalım ve sonrasında ikinci ayete geçelim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ Devamında مِنْ şerri Burada مِنْ شَرِّ derken ihfa, sakin sonra ihfa harflerinden şin gelmiş. Şerri, evet idgam, misleyin, bilagunne ve hükmurra ince. Şerri, i sesiyle. Min şerri, değil mi? Tam bir incelikle. ma khalâk, ma mimde meddi tabi'i, khalâk, khalâk, ha kafta, evet kalkale sıfatı Yine burada mim harfine dikkat ediyoruz. E, A arası bir sesle okuyoruz. Bu kelimede de özellikle ha ve kaf harfine dikkat ediyoruz. Halak yani halak doğru bir okuyuş olmaz. Ha, ha, halak. Okuyalım bu ayet kelimeyi. Min şerri ma halak. Evet, duruyoruz. Durduğumuz için kalka sıfatını yapıyoruz. Devamında ve min şe derken yine ihfa şerri hükmü ra ince ve idgam misleyin bilagunne siqin ga gâ meddi tabii yeah, siqin i izharı mutlak hmm. değil mi ida meddi tabii ve qam evet burada da kalkale şimdi burada siqin şeklinde bir okuma olabiliyor dikkat ediyoruz zaten hatırlattığımız kuralların birçoğu genellikle boğaz harfleriyle alakalı ga ga vasikin derken burada kaf istila harfi iki esre ı I, i arası bir sesle vasikin <laughs> gin değil gın da değil evet vasikin kin ve vakaba idza yine burada iza şeklinde okumaktan kaçınıyoruz id <laughs> ve vakaba ve ve ya dikkat kafa da dikkat. Kafa kalın bir harftir. A sesiyle vakaba evet. <laughs> ve Devam edelim. Bu ayet kelimeyi okuyalım. Sonraki ayet kelimeye geçelim. Ve min şerri izâ ve Devamında ve min şerri derken yine burada ihfa. Ve min şe değil mi? Evet. İhfa var. Şerri derken burada bir vasıl var. Bir geçiş var. Şerrinne derken. Tabi burada e, ince değil mi? Evet İdgam misleyin bilagunne. Şerri. Geçişte ve min şerrin derken la tarifin idgamı yani idgamı şemsiye ve meal gunne değil mi? Meal gunne de yapıyoruz buradaki nun harfinde. Evet. Gunne harfi olduğu için. Şerrin neffa. Burada idgam misleyin fe harfinde İdgam, misleğin, bilagünne. Şerrin neffa, F harfi, meddi tabi'i, fa meddi tabi'i, ti. Burada dikkat edeceğimiz husus şerrin neffa, Peltek olan t harfini uzatırken e, a arası bir sesle ve aynı zamanda keskin olan sin harfiyle okumaktan kaçınıyoruz. Yani şu doğru okuyuş olmaz şerrin nefasati yaygındır. Nefasati bu doğru bir okuyuş değil. Dikkat ediyoruz. Buradaki medlere de dikkat ediyoruz aynı zamanda. Neffesati veya nefetati gibi değil. Ve min şerrin nefetati. Birer elif miktarı uzattık. Hem fe'yi hem de peltek olan fe harfini. Devamında fil. Burada lam-ı tarifin izharı. fil u -qânde. Dalde kalkale sıfatı. Bu kelimede de ayın harfine dikkat ediyoruz. Kaf harfine ve sonda kalkale sıfatını gerçekleştirirken çıkaracağımız sese. fil u -qânde. Şöyle değil. fil u Değil. Bu da yaygındır. Fil-ugat. Doğru okuyuş değil. Dikkat ediyoruz. Her harfe, her harekeye. İnceliğine, kalınlığına, sıfatına, mahrecine, her şeyine kısacası. Fil uğande, değil mi? Evet hocam. Bu ayet-i kerimeyi de okuyalım ve son ayete geçelim. Ve min şerrin neffetati fil Son ayet-i kerime yine ve min şerri derken ve min şe yine ihfa şerri hükmürra ince idgam misleyin bilagunne şerri i sesiyle Hasid, ha meddi tabii sidin i yine <hâsid>, izharı mutlak ida meddi tabii hasad kal, 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 kal sıfatı <hâsid>, dal harfinde şimdi burada yine şu kelimeye dikkat ediyoruz burada hasidin <hâsid, hasidin şeklinde okuma olabiliyor yani her zamanki hatırlatmamız. Doğru. Yine hatırlatacağız. Evet. H'ya dikkat ediyoruz. Bu harf H değil. Bu harf H'dır. Ve min şerriha hasidin. Derken ha'ya dikkat. İza yine bu kelimede iz'a şeklinde okumuyoruz. Doğru okuyuş. Iza hem peltek olan Z harfine hem de o harfi uzatırken çıkaracağımız sese dikkat ediyoruz. İnce bir harftir. Fetha hareke aldığı için ne yapıyoruz? İ ve e arası bir sesle. Yani i veya i değil. Tam ortasını yakalayacağız. İ ve son Son kelimede yine ha harfine dikkat ediyoruz ve kalkale sıfatını gerçekleştirirken dal harfine de dikkat ediyoruz. İ ve Yani haset. Bizim Türkçede kullandığımız Değil mi? Günlük konuşmalarımızda haset diyoruz, değil mi? Kötü bir şey olduğunu açıklarken ne diyoruz? Haset etmeyelim gibi. Ama biz burada bu kelime de maalesef öyle okuyamayız. Değil mi? Evet. Evet. Hasad dikkat ediyoruz. Acele etmiyoruz. Bu ayeti kelimeyi de okuyalım. Sonrasında inşallah surelerimizin tamamını okuyacağız ve min şerr hasidin izâ hased izâ hased ha şunu da söyleyelim unutmadan hasede değil dikkat ediyoruz buradaki cezme durduğumuz anda vakıf yaptığımız esnada ne yapıyoruz dal harfini normal haliyle abartmadan aşırıya kaçmadan sakin bir şekilde okuyoruz kalkalemizi yapıyoruz hased Değil mi? Evet. Evet. Böylelikle iki suremizin de tecvid tahlillerini icra etmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Surelerimizin tamamını okuyacağız ve bu dersimizi böylelikle sonlandıracağız. Euzü <laughs> mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا